Yusuf Kaplan İki Çapraz İran Stratejisi İki İran Stratejisi var. Birincisi küresel sistemin İran Stratejisi. İkincisi Türkiye'nin İran Stratejisi. Sistem uzun vadede en az 50 yıllık süreçte mağdur duruma düşürerek İran'ın önünü açıyor. Amaç bin yıl önceki oyunu sahnelemek sahte bir mezhep çatışması icat ederek İslam dünyasının omurgasını oluşturan ehli sünnet şemsiyeyi parçalamak, bu süreçte İran'ı kullanmak. Türkiye'nin İran stratejisi bu tezgahı gören derinlikli bir strateji. Oyuna gelmemek, oyunu görmek ve oyunu püskürtmek. Bu yazıda İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye ziyaretini değerlendireceğim. Ama önce bir arka plan fotoğrafı çekmemiz gerekiyor. Aktif Denge stratejisi ve milat olarak Fırat Kalkanı harekatı. 17-25 Aralık örtük darbe girişiminden sonra küresel sistem Türkiye'yi açıkça hedef tahtasına yatırdı. 7 Haziran seçimlerinden sonra siyasi darbe girişimi geldi, ardından 15 Temmuz'da fiilen bir darbe ve işgal teşebbüsü gerçekleştirildi. Bu süreçte Türkiye içeride terör belasına mahkum edildi. Dışarıda terör koridoru oluşturularak kuşatılmaya çalışıldı. O cehennemi andıran günlerde yazdığım yazılarda Türkiye'nin aktif denge stratejisi izlemesi gerektiğini, bunun yolunun da düşmanlarını azaltması, müttefiklerini artırmasından geçtiğini vurgulamıştım. Türkiye bu çerçevede derinlikli bir strateji izlemeye başladı. Böylelikle hem yanlış politikalar terk edildi hem de bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde birinci derecede belirleyici olacak bir inisiyatif elde etmeyi başardı. Rusya ve İran'la başlatılan Astana süreci Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatını yapmasını sağladı. Fırat Kalkanı Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bir milat oldu. Artık bir Fırat Kalkanı'ndan öncesi var, bir de Fırat Kalkanı'ndan sonrası. Sonuçta içerideki terör belası FETÖ kumpasları püskürtüldü. Dışarıda ise Türkiye'yi kuşatmak için Suudların desteğiyle DAEŞ'i kullanarak ve İran'ın üzerine salarak yapay bir mezhep savaşı icat etmek aracıyla kullanışlı bir aygıt olarak devreye giydirilen DAEŞ'i çökertti Türkiye. Altını çizerek vurguluyorum. DH hem yapay bir Sünni Şii savaşı için kullanılmak istenmişti hem de dolayısıyla mağdur duruma düşürülen İran'ın önünün açılması için icat edilmişti. İşte Türkiye izlediği aktif denge stratejisi ve ardından gelen Fırat kalkanı ile birlikte açık ve gizli oyunların hepsini yerle bir etti. İran'a dikkat. Amerikan Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıkladığı gün, İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı'nın böyle kritik bir süreçte Türkiye ziyareti anlamlı. İran'la ilişkilerimizi bozmamak için çaba göstermemiz, İran'ın iki yüzlü siyasetlerini püskürtmemiz açısından çok önemli. İran'la ilişkilerimizde geliştireceğimiz stratejileri şu tarihi gerçeği dikkate almazsak kaybederiz. Batılılar, İran'ın önünü açıyor çeyrek asırdır. İran'ın zaman zaman hedef tahtasına yatırılması, İran'ın hem mağdur konumuna sürüklenmesi hem de İslam dünyasının sözcülüğünü İran'ın yapması amacına matuftur. Bunu asla unutmayalım. İsrail varlığını İran'a, İran'da varlığını İsrail'e borçludur. Küresel sistem, İran'ı asla çökertmeyecektir. Çeşitli şekillerde cezalandırabilir ama asla İran gibi bin yıllık İslam dünyasının inanç bütünlüğünü, omurgasını tam ortadan ikiye yarmakta kullanılabilecek bir aygıtı sonuna kadar kullanmaktan asla geri durmayacaktır. Çeyrek asırdır çok iyi kullanıyor küresel sistem İran'ı bunun için. Irak'a yerleştirildi, Suriye'ye yerleştirildi, Lübnan'a yerleştirildi, Körfez ülkelerine yerleştirildi. Son olarak Yemen'e yerleştirildi. İran'ın yerleştirildiği yerler kan gölüne çevrildi. Bütün bunlar olurken küresel sistem sadece İran'ın önünü açtı. İran'a karşı esas itibariyle yıkıcı olacak hiçbir şey yapmadı. Ama Hümeyni'yi Paris'ten uçağa bindirip Tahran'a indiren ve o gün bugündür Yemen'e kadar İran'ı bölgeye yerleştiren küresel sistem Pakistan'a hadım etti, Afganistan'ı işgal etti, Mısır'da darbe yaptı, Türkiye'de darbe üstüne darbe tezgahladı, Türkiye'ye diz çöktürmek için iç ve dış terör dahil her türlü yolu denedi. Görünüşte küresel sistemin gözünde İran şeytan, Türkiye ise Batı ittifakının bir üyesi sözüm ona. Fakat sürgi Türkiye'nin önü tıkanıyor ama İran'ın önü açılıyor. Şunu asla unutmayacağız. Dün Haçlı ve Moğollar İslam dünyasını kasıp kavururken de aynı şey olmuştu. Biz bütün bir İslam dünyası adına Haçlılarla ve Moğollarla savaşırken Şia bizimle savaşmıştı. Öyle ki Selahaddin Şii güçleri ta Tunus'a kadar kovalamıştı. Aynı senaryo sahneleniyor çeyrek asırdır. Buna rağmen Müslüman ferasetini kuşanarak şunu söylüyorum. Türkiye, İran'la ilişkilerini güçlendirdiği ölçüde küresel sistemin İran'ı kullanmasını önleyebilir. Türkiye bu konuda iyi gidiyor. Başta Astana süreci olmak üzere şimdiye kadar geliştirdiği stratejik ataklarla. Ruhani'nin Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında sadece Türkiye'nin İran'a verdiği ticari ve stratejik destek üzerinde yoğunlaşması, Suriye ve Irak'ta PYD ve PKK'ya verdiği açık veya örtük destek konusunda tek cümle bile etmemesi düşündürücüdür. Bu İranla ilişkilerimizde ne kadar dikkatli ve kararlı olmamız gerektiğini göstermeye kafidir. Özetle Türkiye hiçbir zaman Sünni-Şii çatışması tezgahına